Değerli izleyicilerimiz, güzel bir günden bir ev bir yemek programına hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünü Sayın Eğitim Müfettişi Sayın Sümeyye Bayraktar Hanımefendi ile birlikte sizlere sunacağız. Ablam hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Sağ olun. Sağ olasın. Ablam öncelikle çok teşekkür ederim bizi kırmayıp programımıza katıldığı için. Sağ olun. Aslında ben sizden teşekkür ederim. Böyle programlara bizi kattığınız için çok sağ olun. Çok hoş geldin sen. Hoş bulduk, sağ olun. Ablam neler yapacağız bir gün birlikte bize bildirsen? Valla inşallah burgul çiftesi yapacağız. Böyle. Bizim karşında burgul çiftesi yapacağız. İnşallah. Bu da bizim bir eski yemeklerimizden sayılır. Geleneksel yemeklerimizdendi. Tamam, evet. Şimdiye kadar doğum yediri tatlı yemeklerimizdendi. Onun da yanında tatlı yapacağız. Da, tatlı mı? Bugünkü bisküvi. Tamam. Tatlısı yapacağız. O zaman Bismillah deyip neyle başlayalım? İnşallah ocağımızı yandıralım. Ocağımızı yakalım, onun ben yardımcı olalım. Ocağımızın altını açalım. Bismillah. Biraz evet. Sıvı yağ bırakalım. Sıvı yağımız. Tamam. Tabii değerli izleyicilerimiz, vaktimiz kısıtlı olduğu için biz kıymamızı burada hazır etmişiz, pişirmişiz. Ama şimdi iç, o bir malzemeyle birleştiririz özünü. Öncelikle soğanı. Soğanı buradan. Soğanı yağda. Kavururuz biraz yağda özünü. Abla burada ne kıyma kullandık mesela burgul çiftesi için? Burada soğan, kıyma. Kıymamız ne tür olur? Mesela yağlı, yağsız, sonra dana etinden olur, kuzu etinden. Hayır, dana eti olur, daha dana. Güzel olur. Yağsız kıyma kullanalım. Tam yağsız olun. Yağsız. Tam yağsız olsun. Kuru bir yağsız kıyma. Olsa daha güzel olur. Çiftenin tutulması, içeriden tutması daha güzel olur. Doğru. İçine yani çiften mesela içli iç malzemesi, iç harcına diyelim. Soğan bir de bugün, kıyma bugün, ekleri. Bugün bu şekilde bu tür yaptık bizim. Ama içine ekleyebilir, badam da ekleyebilir, kereviz de ekleyebilir. Veya madanoz yanında da kişimiz dediğimiz onu da ekleyebilir. Kuş üzümü de ekleyebilir o üstüne. Yani şey kalı, damak zevkine tadan kalı. Tamam. Bazen böyle yaparım, bazen şöyle yani olur. Her şey. Her şey, tamam. Ha, insan öz damak zevkine kalı, neler katmak ister. Tamam. Zaten mutfakta çözümler bitmez. Tamam. Ne istesek yapabilir, o da hanıma kalır. Bunu biz burgul çiftemizin dedik zıpkaş üstte. Ben. O zaman da kıymamız olunca şey yaparız zıpkaşımızı, yoksa kıyma bitsin, çifte bitsin, aynen. Ondan sonra başlarız. Fark etmez bizim için yapabilir, ikisini de aynı anda yapabilir. Yani soğanımız kavrulunca. Tamam, kavrulunca tamam oldu. Bunu da yapalım. Olur, tamam. Ocağımızı. Ocağı, yoksa bence. Buranı. Herhangi bir yer olursa. Nasıl kolay olursa. 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 Tamam. O zaman bunu alalım. Tenceremizi buradan. Evet. Tenceremi kaldırın buradan ablam. Tamam, İhtiyacı olsa veririm sana. Burada ilk olarak biraz sıvı yağ. Biraz sıvı yağ ekledik. Göz kararı. Tamam, evet. Tamam. Soğan aldık. İnce ince. İnce. Doğranmış soğanları buradan aldık. Tamam. Bunu yana alabilirsin daha. Tamam. Soğanımız kavrulu. Ondan sonra ne ekler ablasına? Sonra zıpka ekleri. Zıpka. Tamam. Bir de yanında ısıtılmış pirinci. Hani biraz elimizden daha böyle fazla ezer o ismi. Evet. Göz diye. Göz diye. Islanmış pirincimiz var burada. Evet. O biraz koyarız. Tamam kızarsın soğanımız yoksa normal, biz imşak olsun diyelim. Biraz daha kızarsa daha da güzel olur. Şeyde, evet. Durumumuzda. Yani normal bir şekil. Doğru. Ablam Sümeyye Bayraktar. Evet. Mesela seyirciler diyorlar Sümeyye Bayraktar kimdir? Kendi bu bir tanıtsal. Ben Sümeyye Kamaleddin Tofik. Eğitim müfettişiyim. Aranjım, yani ihtisasım dediğimiz matematik. Matematik. Evet. Evet. Okullarımız bizim tabii ki de ilk olarak Türkmen okullarında. Evet. Görevliyim gerek Türkmen okullarına. Onun da yanında diğer
şımır yedirimiz, okullarımız var. Hı. Sadece birleştirici okullar, orada da gidiyor. Aynı zaman görür öğretmenleri, seviyeleri, öğrencileri, tabii yardımcı olduğu özlerine. Kaç okul var mesela, kaç okul sen gidesen orada eğitim fethi? Yaklaşık 30-35 civarında okullara. Okullara. Mesela bu okullara gittiği zaman sadece öğretmenlerle iletişime geçeceğiz yoksa öğrencilerle? Her halde kesinlikle de temese geçerim. Her halde tabii ki. Zaten bir yıl bizde dışlı bir tekiyim biz diğer orada tekiyimin harici. Ha. Dışlı değerlendirme vardı. O da okullarda kalırdı. 2-3 gün bir süre. Hı-hı. Orada zaten öğretmenlerden, velilerden, öğrencilerden. Ha, sadece öğretmenlerle değil, öğrenci, velilerle de. Okulda tabii doğum sırasında kalırdı. Burada da aynı zamanda kıymamızı ekledi. Kıymamızı ekledi. Biz biraz ataşını azaltsam. Hatun. Tamam. Böyle. Mesela diyelim okula girdim. Tamam. Girdiğim zaman okula ilk önce idare bölümüne gidesem yoksa sınıflara? Yok tabii ki. Hemen öğretmenler yanına gitmeyeceğim. Ben. Özbeklerim. Yani gelen müdür hanım o efendi yanına. Ha. Tamam. Orada bir sohbet ederim müdürden. Okula bakarım, okulun temizliğine, idareye bakarım. Mesela diyelim önceden haber verirsen gitmek var, okula yok hemen. Bazen haber verir. Tabii özü haber de versek daha iyi olur. Çünkü haber verdiğimiz zaman o öğretmen fazla tanışta kalmaz bazen. Zaten biz de öğretmeniydik. Müfettiş olmadan evvel biz de öğretmeniydik. Doğru. Yani haber verir ama bazen haber vermez. Bazen bir sorun olsa, bir şikayet olsa diye. Hemen girip öğretmeni görelim, bakalım, yaptırıp işlere. Sen sorun dediniz. Tamam. Sorunlarla nece davranasınız? Bu sorunlara nece çözümler? Tamam, hatun da hani sohbete daldık, yemeğimizi de unutmayalım. Karabiber, ekleyemez hocam. Evet. Ben biraz yiyorum, daha fazla acılı seviyorum. Acılı seviyorsun? Evet. Tamam. Biz genellikle acı seviyorum. Başka bir şey eklemek istiyorum verir misin? Bir askeri de verirse bize. Tabii ikisi aynı soğan kavurması olduğuna karşılık kullandı. Evet, tabii ki de. Ben ekleyeyim ne kadar bu karışık baharatımızdan yeterli bu kadar. Tamam, yeter. Bu kadar zaten yeterli. Tamam. Biraz da tuzla eklesem. Tuzla. Daha güzel olur. Yeter bu kadar. Yok daha. Evet, sadece yeter. Tamam. Evet ablam, harada kalmıştık? Hani sorun da olsa... Sorun, işte mesela diyelim hani sorun var. Tamam. Bu sorun ne de çözüm, ne yaparsan diyelim. Bir okulda bir şikayet geldi, bir veliden. Tamam. Şikayet geldi, bizim çocuklarımıza böyle davranıyor öğretmen. Tamam. Bununla ilgilenirsiniz, siz bu... Tabii ki de... Bunu ne de çözersiniz? Biz bunu sınıfa göre öğretmenin ilişkisini görüyoruz, o öğrencilerden. Peki hangi matematik, biz özellikle matematik dersi, yani o öğretmenin şikayeti var ise hangi yönden şikayetleri var, yani onu da bilmemiz lazım. Yani o çözümü özleri için veya konuna iyi ayna atmırı veya öğrencilerin dediğimiz defterleri bulunmuru. Şimdi de bunu bırakalım. Tamam. Zaten. Kavruldu, soğanımız kavruldu, onun tamam. Üstüne burada tek ilave ederiz sofumuzu. Sofumuza ilave ederiz ve tek bir şekilde yakarız. Tabii ki de buradan ben seslenirim ev hanımlarına. Temizlik çok önemlidir. Tabii ki de. Çok önemlidir. Özellikle de sebzelerin yıkamaları çok önemlidir. Allah korusun yani. Tamam. Kötü hastalıklara yol açabilir. Tamam. Burada her zaman hanımefendilerin ellerini yıkasalar yemek yaparken temizlik çok önemli. Çok önemli. Zaten imandan saydım. Tamam.
Özellikle bizler yani Türkmen kadınları. Yani her zaman söylenir ya çok yani Türkmen kadın. Aynen. Zaten inan ki hiç abartmırı. Türkmen kadını çok bir temiz kadındır. Herhangi bir seviyede olursa olsun. Ama bu programda kadını... var yaklaşık her bölümde. Tamam. Türkmen kadının adı geçer. Her tamam. bölümde. Yani mesela temizliğini desek. Devlet ısıtılmış affedersiniz. Evet, ısınmış bizim. Evet, burada pirinci de ıslanmış pirincimiz var. Tamam. Yani mesela Türkmen kadın dediğimizde sadece evle değil, sadece eviyle, çocuğuyla diğer tamam. anne ilgilenir. Yok, tam tersine başarılıdır. Tam tersine eşiyle, çocuğuyla, eviyle, yemeğiyle, devlet kurumlarında, siyasete. Her zaten, yerde başarılıdır. Zaten şimdi bizler de öyleyiz. Allah'a aynen, şükür. Türkmen kadını. Evet. Ya mükemmel evet, su bence. Su tabii. Evet. Ha, şurada var. Doğrulansın. Bir az ekleyeyim ben. Eklesem bir az. Siz bana yeter selam. Yeter canım. Tamam. Zaten iç harcımız burada. İç harcımız hazır oldu. Hazır tamam oldu. Ablam hani dedi çözümler tamam. sorun. Evet. Onunla nece çözersiniz mesela? Çözerim. Ne yaparsınız? Tabii önce gelir sınıfa. Yani öğretmene belirtmeden. Şikayet var. Tamam evet. O çocukların, öğrencilerin defterlerine bir bakarak sorun neydi? Ne şekildeydi, ne türdeydi, onu biz çözerik ve öğretmenimden genel olarak yani konuşuruk. Söylemerik filan öğrencinin velisi veya filan öğrencinin genel olarak konuşar o yüzden. Sen, yani şikayet var bu şekilde, bu şekilde ve onu da çözerik. Ve Allah'a şükür bizim Türkmen okullarında o kadar şikayetleri biz görmeliyiz. Çok yani. Şükür. Var yani diyebilmeliyiz yoktu. Çok az. Ama diğer okullara göre az. Az. Tabii. Çok şükür. Bu da evet. neye delalettir? Başarıya. Her zaman biz Türkmen okullarında inşallah başarı kaybetmişiz. İnşallah. Yani öğretmenler en iyi kurslara katılırlar. Evet. En iyi herhangi bir bizim için bir geldiği bile bir bakanlıktan bir şeyler geldi bile hemen bunları toplarak söyler özlerine evet. yani gözümüz üzerlerindeydi daha fazla. İnşallah başarıların devamını dileriz. Hatun kapattın bir... Hatun kapattın tamam olduysa tamam. Ben buradan tabak veririm ben size. Siz mesela yani eğitim müfettişi olmadan önce tamam. Öğretmeniydiniz. Evet. Kaç yıl yani bu görevde kaldınız, öğretmenlik yaptınız? 13 yıllık bir süre öğretmenlik yaptım. Matematikte? Matematik, sadece matematik değil. Sosyal derslerde, Türkçe dersi de vermişim. Evet. Tamam, ilahiyat, din dediğimiz dersi de vermişim yani. Peki, ilkokul, orta, lise? İlkokul. İlkokul. Yani bizim şirin çocuklarımızda. Tamam. Bunu yan alalım yoksa yan erkek alalım. Yan alalım. Bunu sen. Yan alalım. Tamam. Burada yer kaplamasın. Tamam. Biz baksak bir aşımıza. Şimdi bu kaynamaya başladı. Güzel kaynamaya başladı. Biraz da bıraksak gözünü. Sonra salçasını bunun hazırlasak salçasını. Ondan sonra domates salçası ilave eder tamam, gözüne. Tamam, evet. Şimdi bizim iç harcımız tamam oldu. Bırakarak biraz kendini soğusun. Ha, biraz soğusun. Biraz soğusun. Sıcak sıcak olmaz. Zaten sıcak yaptığımız bile açılır. Evet. Biraz soğusun ondan sonra. Evet. Zaten burada bizim hamurumuz hazırdı. Hamurumuzdan dolayı yaptık o zaman. Süremiz yani... kısıtlı olduğu için yapmak zorundaydık. Evet, yapmak zorundaydık. Ve aç basa o ne de yaptı o esini bizim için? Bunlardan marketlerde bazen hazır bir şekilde satılır. Hı-hı. Yani kendileri hazırlayıplar satılır. Ama hazır eğer yoksa onun yanında yarım kilo hurda burguldan. İnce burgulumuz. Tamam, onu inan yarma. Yarı yarıya. Tamam. Onu yakarız peki yakadıktan sonra tabii bunlarda bazen de hurda hurda taşlar da bulunur.
buna dikkat etmemiz lazım. Evet. Yani bazen kadınlar diyor ki bunlar yani temiz, bunları marketten almışım ama yani baksa bazen hurdadaşlar var, onlara dikkat etmeler lazım. Evet. Yıkadıktan sonra biraz su koyarız, hani su elimiz bastığımız zaman üzerine çıkır çıkmır, bu şekilde bırakarız. Bir... Yani mesela handiyan bir şeyde aldık özüm bir tabakta. Tamam. Elimiz basar olsun, mesela su üstüne çok çıkmasın. Ha, çok çıkmasın. Yani ıslansın sadece. Sadece ıslansın, bırakar özünü bir çeyreklik süre, bir daha döndürü yoğurur özünü. Ondan sonrası bir iki defa yoğurur özünü. Bazen evde hanımlar edebilirler de bu mikserlerden, bu şeylerden yapsalar özünü. Yani elle gerekmez, sadece elle değil. Şeydi bak, ne makineler var ise yapabilirler içinde de. Evet. Ama yani evden de ayrı bir lezzet tabii var. Tabii o elin daha da geçer özüne. Tamam, zaten ben evde yaparım ama bunu evden yaptım, bağırım çok güzel çıkıyor. Evet, tabii, daha lezzetli olur. Burada şeyimiz kaynadı. Tamam, ateşin biraz azaltsa. Azaltsa, ha evet. Ateşin. Evet. Tamam. Evet. Azaldı. Bu burada... soğuyunca biz salçamı. Salçamız hazırlayalım. Evet. O zaman bu domates salçamız ben size bir... Tabii ki de bunu şimdi biz sadece soğanı kavurduktan sonra sarkı koyduk. Bir kilişte sarımsak ama bunun yanında da yani şalgam da bırakırız. Bunun yanında patlıcan yani rağbete göre... Damak tadına göre insanlar var, ne bileyim kabak bırakırlar, şalgam bırakırlar, patlıcan, lobya da var, katarlar yani ekleler özne. Bu kalı insanın özne. Damak zevkine. Tamam. Ne şekilde yani yapabilirler özünü. Doğru. Tamam. Bu salçamızı yapmak için buradan su verin ben size. Tamam canım. Ne kadar salça kullanırsan göz kararı yoksa bir ölçüsü var. Vallahi ben yaparsan öyle yani göz kararı. Göz kararı sayladığımız evet. Yani tencereye göre. Tencere. Bence bu özü her şeyin miktarı var. Sabit bir miktarı var. Hı-hı. Ama biz geldiğimiz bile o kadar yaparız biz sürekli. Alışında. Yani alışında ama biz dediğimiz zaman miktar bu yenge evliler. Yenge kızlarımız, evet. Kahılar onlar miktardan çok iyi yapmak isterler. Çünkü hatta ki öğrensinler özünü. Şey, bir de tamam. Hani yanlış olmasın. Yanlış olmasın. Ama şimdi de yani genellikle herkes şey yedir abla göz kararıyla. Tamam evet. Bence göz kararıyla ne kadar ekleyeyim pardon. Çok olmasın. Yeterli bu kadar. Yeter. Biz baksak yani dediğimiz zaman ben desem sana bir kaşık veya iki kaşık zaten salçanın da türlüsü var yani belli ki belki bu kalitalı bu yani kalitası, kalitalı evet, olduğu şey bile tabii ki de az kemiğe bırakacağız. İşte göz kararı daha lezzetli çıkar göz kararı ölçüden. Tabii bunda da biz bunu yapıyoruz. Bazen de var, biz handiyarda Yahudi keftesi. O da var ya, onu da soracak çeşitleri. Evet, o da pirinçtendi ama onu etten yani. Yani ne zaman pirinçten? Pirinç aynı ısıtılır. Etten barabar biz et makinesine. Evet. O rozini sadece rengi de böyle güzel bir pembe bir renkli olur. Yani et hamuruna. Et hamuruna koyar. Bir de pirinç. Pirinç. O sadece pirinçten et. İçe harcı da kıyma aynı oldu. Bu şekilde olur. Yani o zaman şey ekleme gözüne burgu, yarma. O ayrı Yahudi kütlesi. Onda zaten onu da edebilir bu şekilde. Tamam abla mesela bilirsen adın için Yahudi kütlesi koyupla. yani daha yani, doğrusu... İlaki bir hikayesi var. İlaki tam olarak bilmiyorum da ama bilin yani Yahudiler yaparmışlar herhalde ondan, özünü. Yani ondan evet, ilaki yani, şey öyledir. Adına göre olur. Bir hikayesi evet. Var illa. Mutlaka İlahi de var yani. Bence de bunu bizim kalamızda oturan Yahudiler çok güzel yaparmışlar. Ben öyle duymuşum da ya. Ondan evet, da neyse Yahudi kitlesi var. Zaten onlar da Türkmaniler. Aynı Türkmaniler. Evet, kal'a, evet. Biz kal'a yavru diyerdik o zilerde evet, zamanında. Türkmandı. Tamam evet. Şimdi kaldı mesela hani Kerkuş'ta var. Çok az var. Mesela her halde da var işte. Ama çok az dağıldı yani. Dağıldı, herkes bir tarafa evet, gitti ya. Bu oldu. Bunu ekleriz sılkaşımızın üstüne. Tamam, sılkaşın üzerine ekleriz özüne. Burada kıymamız sağ olsun. Evet. Dedik, biraz sağ olsun. Şey yapar özüne. Başlarız çiftemize.
Biraz tuz eklesem. Tuz? Buyurun. Yeterli bu kadar. Yeter, evet. Güzelce birbirini tutar. Biraz da suyu versaydım. Biraz suyla bırak özünü. Tamam, yeter. Ağzını kapatalım. Kapatalım, kaynasın. Evet. Ataşı az da, ataşı vermiyor, aynen kalsın böyle. Az ataş kapatsa daha güzel olur. Kıskataş daha güzel olur. Evet, o zaman çiftemize başlayalım. Savdu abla bence biraz. Biraz savdu. Ne kadar yani savsa daha güzel olur. Ne kadar savsa evet. O kadar. O zaman erken el yapmak lazım mesela erken iç harcına. Lazım, evet. Ondan sonra baştan tamam. Doldurmaya. Evet. Burada da tabii suyumuz ki dediğimiz var. Kimin elimiz her zaman temiz olmalı. Tabii. Her zaman elimiz temiz olmalı. Her ne yoğurursa elimizi ondan sonrası yıkamamız lazım. Tabii. Çünkü biz yaptığımız işler zaten elimizden yapırız. Evet. Yediğimiz yemekleri, dediğim gibi temizlik çok önemli. Evet. Burada yaptık böyle güzel hani diyerek böyle güzel şirelerini biz diyerek. Birbirini tutuptu. Birbirini tutuptu. Bu şekilde yuvarlarız özlerini. Yuvarlak yaparız. Evet yuvarlak yaparız özün. Ondan sonra? Hacim de kalır insanın kendisine. Büyük yapar. Küçük yapar, evet. Hacim kalın insanın. Mesela yani şekil nece? Şekil, şekil yumruğu küre diyen o da olur, yatsı da olur, normal kifte. Bizim hı-hı. yaptığımız kifteler de olur, iki çeşit de olur. Evet. Siz naksından isteseniz biz onu yaparız. Naksın et, sen elva evet. sağlık. Tabii ki de bana benim rahmetli oğluğumuzdan bir babam. Oğluğumuzdan bir babam. Bibim çok güzel yapardı ya bu köftelerini. Çok güzel yapardı. Evet. Ben daha çocuk idim onu görerdim. Yani çok büyük yapardı, güzel yapardı. Hı-hı. Evet. Bir de hamurun ince açardı. İnce. İnce tabii ki de bunun özelliği ince olmaz. İnce olsun. Evet. Çok ince oğlum. Ne kadar ince olsa o kadar güzel olur. Evet. Su zaten hani biz bunu kaynadırız ya. Suya attığımız zaman biraz da kalın oluyor. Yani. Onun için bence ince açılsın. Hani kaynar ya, kaynar, burgul tamam. var özünde, şişer. Tamam. Evet. İçini doldururum. Tamam. Bunu şimdi hemen aşağı bırakasan özün durumuza yoksa... Hayır, bunu şimdi haşlar biraz kaynar. Biraz kaynar. Tabii ki de kaynarla ondan sonrası... Bırakalım. Tamam. Biz aynı zamanda da bunun suyunu kaynatsak. Suyunu evet. tamam o zaman ben atıp sürçeyim. Bunu abla ne kadar su koyun özüne tenceremize? Hafif yarıya kadar. Yarıya kadar. Ondan sonra. Tamam. Hatun bir hacmine baksa isterse o büyük isterse o küçük olabilir. Elva yani. Sağlık. tamam. Çok güzel yapsan, elva sağlık. Sağ olun canım. Altını açayım ben. Pardon. Buyurun. Bunu koyarak suyumuz sıcak olsun, ondan sonra çiftelerimiz ekleri koysun. Tamam. Bu şekilde yapalım. tamam. İnce ince. Bizim yediğimiz kifte aşı. Zaten bu eski aşılardandı. Birbirlerimiz attı. Atalarımız eskiden bunları yapardılar. Ablam ne yemekler daha güzel yapasın? Belli ki her yemek o güzeldi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama mesela hangi yemeğe böyle tam öz ve güvenseniz tamam bunu. Ben şimdi buradan görürler bizim dediğimiz yer bak dolma. Onu güzel zaten musallar. Türkman kadınlardan öyle yer bak. Musallarlar da zaten yani burada kimse hiç... Burada kimse istemiyorum ben de aciz olsun yok, ama yok, masallar bence yani güzel yerpah yaparlar bu şekilde. Özü tüm Kerkügül bölgelerimizde Türkmenler yani zaten genel olarak tuzda olsun, Kerkük'te olsun, tavukta olsun herhangi bir yani ülkemen güzel memleketlerimizde hepsinde güzel yaparlar. Aynen. Güzel aynen. Yani her ne yemek
yaparsam yaparım yani. Zaten beni buradan indi arkadaşlar duyarlar, ailem, akriban bilirler. Evet. Ben hani söylenir senin elinde bir tad yani. Özü ablam yemek yapmak nefesti el dadıdır. Tamam, belədir. Yani hiç malzeme ile döyüm. Yok, malzeme ile değil. Bu ekid bir şeydir. Bir de hani diyorlar iç temizliğe kalır, gönlüne kalır. Olabilir. O da iç, bence de yani iç temizlikten tamam. Yani insanın elinin tadı olur. Tamam. O yemeği de lezzetli çıkar. Belədir tabii ki de. Tabii yemeğe de başlamadan önce, her zaman yapmadan önce temizlikten ayrı bismillah dememiz lazım. Bismillah, bismillah. Allah'ın adıyla. Ben zikriyle zaten başladığımız zaman. O yemekte bolluk olur, bereketli olur. Güzel tabii, bir şekilde de çıkar. Tabii, tabii ki de. Bunların da hepsini abla yuvarlak yuvarlak yapar boşlarını. Bir kısmını yuvarlak yapar, bir kısmını da yatsı yapar. Yatsı yatsı. Evet. Evde yemekler ablam sen yaparsan ya enişte yardım eder sana. Vallahi ben yaparım ama yani eşimden de memnunum, o da her zaman benim yanımdadır. Yani yardım eder bana her zaman. Çok güzel. Evet. Zaten tamam. kızım da yoktu, yardımcı olsun bana. O zaman oğlanlar? Oğlanlar yardım yapmazlar. Yardım yapmazlar. Yo, yapmazlar. Buradan seslenen oğlanlara, yarın işi annenin yoruldurlara yardım yani... yapmazlar. Zaten yani çocuklar oğlan kısmını sordu yapsa da dağıtar abla, yapmaz, hiç yapmaz. Yapmazlar bakalım. Ama yani eşim, o da güzel yemekler yapar. Aa, çok evet. Güzel. Ben çok... yaparım ama bazen durumumuz evde olmam. Zaten böyle yemselen yani, devamlı görevliyim. Yani. Tabii ki o da görevli de ama yani birbirimize yemek konusunda yardımcıyı. Bir de yardımlaşmak hoş bir şey yani. Mesela işte evlilik bu demektir. Bunu da yansız bir şekilde yaptım. Evlilik bu demektir. Yardım evet. Yapmak. Yardım her şey var. Ortaklaşa yardım yapmak. Var. Evet, yardım var. O zaman Allah mutluluğunuz daim etsin inşallah. Sağ olun. Rabbim ayırmasın sizi. Sağ olasınız. Sizlerden var olasınız. Bu duydu. Bunlar yuvarlak. Onu da tamam, şey yansız bir şekilde yaparız. Buradan sol ne kadar incedi. Aha, ince açıp size. İnce açtığımız zaman çok lezzetli çıkar. Evet. Mesela içine kıyma doldurmak da var. Mesela çok doldurursam, az doldurursam o insanın özüne kalır. Hayır. Bu türlü yoksa... ki bizim kifteler kıyma, bol kıyma bol sever. Bol kıyma sever. Evet, bol kıyma sever. Zaten az koyduğumuz bir iç harcını bir daha kalınlaşır. Kalınlaşır, evet. Eydi abla, mesela yine var bizde hastalarımız var, kırmızı et yemeyemezler. Tamam, tavuktan da yaptım. O yapılır mesela, tavuk köftesiyle yapmışam, ben yapmışam. Ama biz dediğimiz kavurma köftesi için ben yaparım. Hı-hı. Evet, dediğimiz gelin budur. Gelin budur. Çoğun da yaparız. Aynı evet. Tavuk köftesiyle normal evet. Yapılır. Bu şekilde de yapılır. Bu şekilde yani hacme göre de her ne kadar isterse açabilsen, büyük yapasan, küçük yapasan. Evet. Ama normal şekilde budur. Şimdi bunları şeye ekler, suyumuz kaynadı. Suyumuzun kapağını bir örtsek. Kapağını örtüm. Evet, biraz da tuz eklerim içine. Tamam, tuz ekleyeyim, ondan sonra kapağını evet. Örtüm. Ne kadar tuz ekleyeyim? Bir kaşık. İki kaşık, evet. Kaşık eklerdi. Zaten bunun hamirinde de tuz var. Bırakmışım tuz var. Bir de evet. İç harcında da evet, var. Tuz var. Bu tam kaynar. Ondan sonra tam. Ekler küftelerimizi evet. Örsün. Tamam. Burada şeyimize bakalım. Durumumuza. Bu da güzelce. Durumumuz bir açsam olsun. Tamam. Açsam olsun. Tamam. Bu da zaten güzel güzel. Kaynarı. Yavaş yavaş kaynarı. Tamam. Kapağın ortağın biraz daha kaynasın. Hı-hı. Bunlar piştikten sonra hemen inşallah bırakalım o zaman tır karşımıza. Tır karşıya. Tamam. Kaynadı. Çiftelerimiz atar gözüne tek tek. Evet. Tamam. Bu
burada da elimize alındığımız biri bir daha yuvarlak yaparız özünü. Eğer burada bir açıklık varsa, bir şey varsa, çatlak varsa kapatar özünü. Çünkü o çatlak kaldıysa hemen açılı. Bir şekilde yanına bakarız. Düzdü. Bir şekilde bırakırız özünü. Bu arada sen bunu yapsam ben durumumuza bakam. Durumumuz tamamlandı. İşte, altını kapata. Kapattım. Evet. Durumumuz tamamlandı. Pardon ablam bunu altını. Durumumuz tamamlandı. Sizin karşınızdaydınız. Altını kapattık. Bunları bırakırız. Haşlansınlar. Bıraktığımızdan sonra bir hafifçe karıştırırız özünü. Ta ki yani yapışmasın. Yapışmasın. Evet. Çiftlerimiz... Her haşlanı üste çıkana kadar. Ha, üste ne çıksa zaman? Tam oluyor yani. Tam o zaman pişir. Tamam. Evet. Çiftlerimiz haşlansın. O zaman biz pudingimize geçek. Geçek. Geçelim. Ocağımızın tamam. Altına kalır. Bismillah. Burada pudingimiz için 2 bardak sütü tencereye bırakarız. Evet. Yanında bizim marketlerde satıldığı hazır pudingler. Pudingimiz var. Evet. İyice karıştırırız. Biraz da şeker biraz. Zaten kendisinde de pudingde de şeker bulunur. Hı-hı. Ama bir az. O da insanın damak tadına kalır. Bazen insanlar fazla şekerli sevmezler. Evet. Yeter bu kadar. 3 kaşık var. Evet. Evet. Şekerimizi. İyice bunu karıştırır. Topak topak olmasın diye. Evet. Pişene kadar karıştırır. Yani şey katı olana kadar dediğimiz. Çırpma tiyeli de yani olsa daha güzel olur. Çırpma tiyeli mi? Çırpma tiyeli mi? Ondan sonra şivlerin üstüne ekler koyacağım. Evet. Tabii bir de türlü şekillerde olabilir. Bazen Pyrex tepsisinde de güzel bir şekilde evet. Yapılır. Onu hani... Tamam, kazanmasın. Onda da güzel bir şekilde. Ben bunu yapalım. Bir baksak. Biz. Başladı. Üste çıktı. Üste çıktığı bile. Tamam oldu. Yani. Tamam oldu. Evet. Diğerleri kalıp hele. Tamam. Evet. Hemen o kaynamaya başladığı zaman o zaman tam o zaman tam söndürür. Biz bir gün bardakta evet. Yaparız. Evet. Doyamızın bir nece diğer şey tatlı hemen olar çabucuk olan bir tatlılarımızdandı. Hızlı bir şekilde yapılır. Söyledim ki bunu Bayrek tepsisinde de güzelce yapılır. Arasına krem şanti de bırakılır. Evet. Yani türlü malzemeler de bırakabilirler. Tamam. Şeye, çikolata bırakarım. Tamam, üzerine hani, evet, güzel bir şekilde şart. Çikolata sosuyla. Evet. Sade bıraksan, şeyden de oğlu hani biz dedemiz nişastayla da. Nişastayla da zaten onu, bazen oğlu. Evde yaparım. Normal kakao. Normal kakao. Kakaoyla nişasta. Biraz sıvı yağ da bırakırım içine. Bazen vanille de hani tadı bile versin. Tad versin. Evet. Onu yine de yaparım. Çok güzel oldu. Zaten hiçbir farkı yoktu marketteki tabii. Bulunan pudinglerle. Tabii, yapmışım tabii. Ben evde zaten de bir şekilde yaparım. Zaten başladı bizde galiba biraz şey olmalı. Tamam, bırakalım özünü biraz. Kapadar evet, gözünü. Kapadar gözünü. Kapadım ben. Evet. Şimdi bunlar hemen teker teker üste çıktığı zaman biz bunu hemen tabağa alalım özün. Tabağı ben tuttum sizin için yardım edin. Bu şekilde. Tamam. Tamam. Son evet, bunu Allah'ın yanına. Evet.
tamamlandı. Benim ataşını kapatsam. Evet. Ablam bu küfteleri, yuvarlak olanları ekleriz. Evet. Yuvarlak olanı yanarız. Bu arada değerli izleyicilerimize evet. Görse dağı. Evet değerli izleyicilerimiz. Küftemiz hazır oldu. Ablama diyerek elva sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Senin de eline sağlık. Zaten yardımdaydım benimle. Sağ olun. Tamam, buna da baksan. Çarpma telini versem. Evet. Biraz çarpma telini de karıştırsak. Evet. Zaten kıvamlanmaya başlandı. Tamam. Biraz daha kalplaysın ablam ya o belavalar. Sağ olsun. Biraz daha. Biraz evet. Daha kalplaysın. Hani bu soğuk olduktan sonra da daha bir koyu daha, evet, daha koyu olur. Koyu olur. Zaten oldu tam. Oldu tam oldu. Ateşini kapatabilirsin. Kapadım artık. Evet kapatıyorum. Tamam, kapattım. Evet. Burada şey yaparak bunu alalım. Tabii evet. Olun. Dedik küftelerimizi ekleriz aşımıza, durumuza. Ekleyelim ablam. Tamam ekleyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer şekilde yaptığımız küfteler bu şekilde de yenilebilir. Onun yanında da aynı zamanda onu da kaynada da kavurabilir. Güzelce kızardır gözünü. Çok güzel olur. Tamam. O zaman kızartma yaparsak onu tabağımıza alın. Kefsizlerden. Tamam. Puningimiz tamam oldu. Puding tamam oldu. Bunun altını biraz ataşını veririm. Tadı bilmem evet. Olsun. Evet. Ama çok az olsun ataşı. Zaten şorbası kıvamını almış güzel bir şekilde. Evet. Evet. Tamam oldu bu. Başlayalım şu an. Pudingimize başlayalım. Çek evet. Ne etsen onu. Tamam. Pudinge başlayalım. Tamam. Ben bardaklarımızı alalım. Buradan bunu suç alıp bunu hatta bunu evet. Da pudingi koyarız. Tamam. Evet canım. Şu an tabağımızın dibine biraz pudingden bırakırız. Sonra bunu çok küçük yaparız. Evet, çok küçükce. Her ne kadar küçük yapsak o kadar güzel olur. Evet. Evet. Taktım bir kadar puding evet. Ekler koyacağım. Evet. Bu şekilde. Bu da hani hızlı bir şekilde puding yaptığımız zaman, tatlı yaptığımız zaman hızlı bir şekilde olur. Çabucak çok tatlı da olur. Evet. Çok da tatlı da olur. Lezzetli olur. Evet. Bir de puding. Evet. Bir kutu bırakalım yeter. Hazır olsun. İyice şükürler misin? Buyurun. Evet. Tamam efendim. Şimdi üstüne son koyalım. Son bir. Bu şekilde. Bunu da fıstıkla süsleyerek. Evet. Bu şekilde. Elimize sağlık. Elimize sağlık. Bu şekilde. Tatlımız da. Hazır oldu. Tamam, bu şekilde. Tamam. Dün evinde kızartmamızı yapalım. Evet, tamam. Ocağımızın altını açın ben size için. Koyarak sıcak olsun. Sıcak olsun, tabii ki sıcak olsun. Bol yağlı ve sıcak olsun. Yanında da köftelerimizi kızartırız. Kızartırız olsun. Evet. Tamam.
diğer bir kabımızı. Bu sıcak olunca evet. Diğer bardağımızı yapalım. Evet. Buradan sıvı yağımızı bıraksak bizim tavamıza. Ellerine sağlık. Güzel yapsın. Herhalde sen de bu tatlıdan yapasın evde. Yaparım ara sıra fırsat oldukça. Tamam, eline sağlık, güzel yapsın. Teşekkürler, sağ ol ablam. Sağ ol, derbo, sağ ol. Burada bir süpürerimizi ekleriz. Orada ocağımıza da yağımız ısınsın. Zaten pişmiş. Ekmeğimizin altına çorbamızı kapattık. Tamam, kapattık. Buradan tamam. Kapatalım önüne. Zaman yemeğimiz tamam oldu. Geriye bir kızartmamız kaldı. Evet. Kızartalım. Tamam oldu yemeğimiz. Sürenizi konuşulanı süz diye koyabilir gözünü. Arzu yani ister mesela koymayabilir. Ya da bilir üzerine krem şanti de bırakabilir. Hindistan cevizi de bırakabilir. sadece fıstık değil. Türlü türlü. Evde hangi malzemeler bulunursa onun üzerine bırakabilir. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi yemeklerimiz tamam oldu. Dönağın abla sana neler yaptık birlikte bize bir daha desem. Burada biz bugün dediğim gibi köfte yaptık. Burgul köftesi yaptık zırhkaşında. Bu da köftenin türleri de var zırhkaşında bu şekil yuvarlak yapılı. Evet. Var da böyle yassı yapılı. Haşlanmış yaptık. Var da kızarılmış. Kızarılmış. Evet. Bu üç türünü evet. Bir gün yaptık. Umardık daha fazla çeşitlerini dağın ama sizinle sohbet teşekkürler sağ olun. Çok güzeldi ama söylediğin gibi süremizin işte süre kısıtlılığı bir tamam. De yanında. Burada yaptık pudingli. Biskuit yaptık. Bu da zaten çok bir tatlı çıktı. Ben her zaman bunu Bayrek tepsisinde yapardım. Bir gün tek yaptık. Bir gün tek kişiyle. Ama bu da çok gördüğünüz gibi görüntüsü de güzel. Tadı da güzel. Elbize sağ olun. Sen öyle elbize sağ olun. Ablam çok teşekkür ederek. Vakit ayırdı bizim için. Katıldı programımıza. Çok sağ olasın. Siz de sağ olun, var olun. Uydu kanalımızda çok sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi buraya çağırdığınız için. Çok teşekkürler. Için. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Bir daha buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.